Mesinde gene Alpay Antmen'den aldık. Bu hakkında bir şey söylemek gerekir tabii, bence. Lütfen, tabii yani hem Türkiye, sen hem Türkiye'de, Murat hem Timur. Yani aradan geçen 19 yıllık iktidar dönemi aslında zaman mevhumumuzu bize şey yaptı, unutturdu. Bakın şu anda Türkiye'de üniversitelerde yüksek lisans programlarında 1923 ile 38 arası Atatürk dönemi olarak doktora tezi olarak, doktora bölümleri olarak okutuluyor. 15 yıllık bir dönemden bahsediyoruz ama 15 yıllık dönem son derece önemli gelişmelere gebe zaman mevhumunu kaçırdık derken şundan bahsediyorum. 60 darbesi yaklaşık bir buçuk yıl kadar bir dönemde kotarıldı ve bitti. 80, 80 darbesi. İşte yaklaşık 3 yıl sonra Özal'a teslim edildi. Yani sivil şeye geçildi. Şu anda Türkiye'de o hal normalleşmiş durumda. Bunu normalleştirmemek gerekir. Çünkü aynı zamanda... Belli. bu olağanüstü hal uygulamasıdır bu zaten. Bu az, yani. az bir şey değil. Normalleşmiş o hal Yaklaşık 5 yıldır devam ediyor ve şimdi 3 yıl daha uzatılmış durumda. Normal bir Daha memleke. değil. Daha değil. Ama yani i̇şte matematik yani, onu yani, mümkün bu, bu, kılıyor diyelim yani, meclisler. Artık, etmedi. yani şunu söyleyebiliyoruz artık. Yani Türkiye'de meclis denilen şey. Türkiye dönmüş Büyük Millet bir Meclisi, örneği yok elimizde. Dönmüş bir örneği yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi, partiler yasası yüzünden, in, yani el kaldırılıp indirilen bir onay meclisine dönüşmüş durumda. Sarayın onay meclisine dönüşmüş durumda. O anlamda gerçek anlamda bir demokrasiden de bahsedemiyoruz maalesef Türkiye için. Çünkü yasama yürütme yargının bağımsız olması gerekir vesaire. 8 yıllık bir OHAL süreci aynı zamanda başka bir şey de gösteriyor. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan beri, baş, başkanlık yetkileri aldığından beri henüz OHAL olmayan bir dönemde, daha doğrusu OHAL şartları olmayan bir dönemde henüz başkanlık yapmadı. Bak demin verdiğim tarihler en azından Türkiye Cumhuriyet tarihinde Olağanüstü halin ya da Garip durumların, olağanüstü koşulların ne kadar kısa sürdüğünü aslında göstermeye çalıştım. Burada bu uzayan vaziyet bence Türk demokrasisine de çok ciddi zarar veriyor tabii. Buradaki yani. gerekçe de darbe girişimi. Yani darbe o bir yandan darbe yapıp o hali devam ettirmek var, bir yandan da bir darbe girişimini bastırıp ondan sonra bir o hal süreci işletmek var. Ve burada da çok büyük bir fırsatçılık söz konusu. Şimdi ya yani bu yasaya yani bu yasa kabul olursa kabul edilirse. Gözaltı süresi yine 12 gün, yani 12 güne kadar uzatılabilecek. İşte istediğin memuru istediğini anlatabileceksin. Yani şeyde yani bu yani demokrasinin bir şekilde krizi. Yani gerçek demokratik koşulu. Bir yandan diyoruz işte Ozan hep anlatıyor. Yani niye ekonomi düzelmiyor? Niye ülke bir istikrarlı daha demokratik bir sisteme evrilmiyor? Böyle bir niyet yok çünkü. Aksine bu o hali tamamen kalıcılaştırmak. Yani ülkeyi bir demir yumrukla yönetmek arzusu var. E bunun sonuçları da ne oluyor işte? Ekmek zamlanıyor, simit zamlanıyor, gençlerimiz işsiz kalıyor. Evet. evet. Yani evet. sınırlarımız işte bir ortak akıl olmadığı için kevgire dönüyor. Yani bütün bunları yaşadığımız, bütün bu yaşadığımız her şey, yaşadığımız bütün sorunlar aslında bir demokrasi krizi, krizinden kaynaklanıyor. Söylüyor onu muhalefette diyor ya evet. sistem krizi diye. Murat şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili senin narkoz yazı dizinle ilgili yeni bir gelişme ne var eklemek istediğin? Var tabii ki ben özellikle şunu belirtmek isterim ki bu tür yazıları yazdığımız zaman özellikle bilgi ve sağlam bilgilerin ışığında yazılır bu tür yazılar ve imtinalı yazmaya çalışıyoruz. Zaten kimseyi zan altında bırakmadan elimizden geldiğince belgenin ışığında yazmaya çalışıyoruz. Ben bu yazı yazdıktan sonra özellikle Narkoz 3 ve Narkoz 4 yazıları çıktıktan sonra yazdığım yazılarla alakalı Sadece iki kişi geri döndü ki bir kişiyle görüşüyorum. Onun cevap hakkını kullandıracağım. Bir kişi de... Açıklama yapmak adına mı geri Tabii tabii. Noter'den birisi, Noter'den tekzip metni yayınlatmış gazeteye. Şöyle bir şey var. Ne yazık ki geçmiş dönemlerde bir tekzip metni yayınlandığı zaman tekzip aynı zamanda yalanlamadır. Yazan kişinin yazdıklarının doğru olmadığını aslında doğrusunun ne olduğunu anlatır. Şimdi yanlış yaparsanız tabii ki düzeltirsiniz bunu, özür dilersiniz. Bu çok büyük bir şey değildir. Ama yazarı eğer siz tekzip metninde yalancılıkla suçlarsanız o işin farklı bir boyutudur. Ve bugüne kadar ben okurlarıma, takiplerime, takipçilerime onların yüzünü eğecek herhangi bir yanlış bilgi vermedim, vermem de. İyice araştırır, soruşturur, emin olduktan sonra yazarım. Benim bunu söylememdeki asıl sebeplerden bir tanesi de bir firma ile ilgili tekzip sahibi Fresh Freze diye bir firma sahibi İsmail Sakalaki. Bu beyefendi benimle ilgili tekzip metni göndermiş gazeteye. Gazeteler bunu basmak zorunda kalıyorlar çünkü basmadıklarında herhangi bir davayla karşılaştıklarında bir bedel ödemek zorunda kalıyorlar ya da yargılanmak zorunda kalıyorlar. Bunu istemediğinden dolayı. E cevap hakları neticesinde basmak zorunda kalıyorlar. Bana kalsa ben bunu bastırmazdım mesela. Ee, orada benim hakkımda şöyle şey demiş. Bu firma adına gelen bir gemide tesadüfen kokain bulundu demişim ben. Gemi direkt olarak firmaya gelmesine, nihayetce bu firma olmasına, gemideki muzlar tescilli kendi markaları olmasına rağmen olay kapatıldı demişim. Sonrasında takip eden iki haftada gemilerde aynı firmaların muzlarında kokain bulundu demişim. Ve e, bu tek bu konuda bilgiler vermişim sadece. E, firmanın ismini verdikten sonra e, bu firma bana bir tekzip göndermiş. Aynen şöyle yetkisi olduğum, yetkilisi olduğum firma ve şahsım direkt olarak uyuşturucu kaçakçısı gibi gösterilmiştir. Yazılarda şirketin ve şahsımla ilgili ifadeler baştan sona gerçeğe aykırıdır. Yazılarda iddia edilen aksine etkisi olduğum şirket adına gelen hiçbir gemi ve konteynerde bugüne kadar hiçbir uyuşturucu maddeye yakalanmamış. Şirketin ve şahsın bu konuda bir taykata uğramamıştır. Bu tekzibin içerisindeki doğru olan tek şey bir taykata uğramamış Açıklaması. Şimdi, e, bunların aslında nasıl olduğunu, ne yapıldığını elimden geldiğince e, bir yazı dizisi içerisinde aydınlatmaya çalıştım ben ama madem beyefendi böyle demiş, e, ben bunlarla ilgili de e, Türk kamuoyunu aydınlatmak adına bugünkü akşam e, çıkacak gece 12'den sonra işte 12.30 gibi filan yayınlanıyor. Bizim gazetede çıkacak köşemde de cevap verdim. E, bunu da anlatayım çünkü buradaki bağlantılar önemli. Bu kişi Fresh President'in sahibi olan sahibi. Kişi. Yani Mersin limanındaki uyuşturucu sevkiyatının e, teslim alacaklarından biri olan evet. e, o o zincirin içinde bulunan yaş Oradaki meyve adına, sebze. Oradaki adına evet. adına e, kokain gelen firmalardan bir biri. tanesi. adına kokain ulaştırılan firmalardan. Şimdi biri. aslında bu firmanın asıl sahibi Ekvador Fahri Başkonsolosu, eski Fahri Başkonsolosu. Bir dakika. Fresh kurucusu. Aa, artık söylüyorsun. Evet, yani. evet, Eşgal kur vermişti. Kurucusunu Peki, kurucusunu e ben anlatayım şimdi. Ferne FRN diye kodladığım benim eski Ekvador Fahri Başkonsolosumuz ve yine yanında RO kodatlı e, kodatlı değil aslında. aslında. isimleri ben kısaltıyorum. E, bu kişiler tarafından kuruluyor bu şirket. Bu şi bir dakika. O da mı Ekvador Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat? RO olarak kodlu. değil. Hayır, değil değil, değil. Türk değil. Türk iş adamı. Peki. Bu kişiler bu Şu firmayı anda Murat Arel Mersin limanına kokainlerle beraber gönderilen muz sevkiyatını teslim alacak şirketlerden birinin hikayesini anlatıyor. Evet. Bu şirketin adı Fresh Freze. Kur'an kişi uzun yıllar Türkiye'de Ekvador'un Fahri Başkonsolosluğu görevini üstlenmiş olan Lübnan asıllı bir kişi. Adı? Evet. Söyleyeyim mi? Yok ben söylemeyeceğim. Sen söyleme ama zaten herkes... Sayın yetkililer... E, nerede bu kişi? Gibi... Şu anda nerede? Türkiye'de değil peki evet Ülke devam edelim. et bugün Şimdi... gece çıkacak o...